Herkese merhaba. Arkadaşlar mükemmel bir kek yaptık. Bal kabaklı. Diyeceksiniz ki kabaklı kek olur mu? Ya mükemmel oldu ya. O böyle bir şey değil yani. Biz de ilk defa yaptık. Yani nasıl anlatayım? O bal kabağının tadını zaten çok severim. Kekle de birleşince harika bir şey ortaya çıktı. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Biraz şimdi kekin hamuru için önce bal kabaklarını haşlamamız gerekiyor. Buharda haşlamamız gerekiyor. Onun için şöyle bir doğruyorum bunları. Sonra ezeceğiz. Bunları buharda haşlamak için de bu Uzak Doğuların kullandığı aletlerden var. Tamam, şimdi bunu böyle kenara alıyorum. Tencerenin altına bir parmak su koydum. Bunu da onun üstüne oturtuyorum. Kapağını da kapatıyorum. Kaynayacak, buharlaşacak, buharda pişecek. Kabaklar haşlandı. Çıkardım. Evet, bir püre haline geldi. Soğusun. Ondan sonra hamurumuzu bundan beraber karışacağız. Bir bardak şeker. 3 tane yumurta. Bir bardak da sıvı yağ. Ve yoğurt gelecek. Bir bardak da yoğurt koyuyoruz. Tozu. Bir vanilya, iki kabartma tozu. Paket hesabı. Ölçüsü kolay olsun diye. Ve yarım kilo civarında kabak var. Haşladığımız. Sonunda blenderla çektik. Püre haline getirdik. Tadına baktım, mükemmel. Şu bal kabağının kanından da tatlı yapacağız. Kısmetse. Daha önce tarifini vermiştim. Yani çok güzel oldu ya. Kırıklı cevizimiz var. Ne kadar? 2 yemek kaşığı veya 3 yemek kaşığı kadar kırıklı ceviz var. Un koyacağız. Üç bardak. Fırınımızı da önceden kızdırıyoruz. 180 derece. Kıvam da böyle koyu akışkan bir kıvam. Kek hamuru kıvamı. Tamam, şimdi kalıbı bir yağlamak icap ediyor. Güzel
Tamam. Serpiliyoruz. Yapışmaması için. Buradan kabarsa dışarı taşacak gibi duruyor. Fırına gidiyor. 180 derece önceden ısıttığımız fırına atacağız. Evet, görüntü bu. Şimdi bir tepsiye onu ters çevireceğiz ama baştan üstünü örtelim, bir terletsin baştan. Ondan sonra. Bu şekilde biraz sıkılacak. Tamam. Dur, sökülüyor. Henüz çok sıcak. Fakat kabaklı kek. Bal kabağında yapıldı. Üf. Anlatılmaz yaşanır. Biraz kendini çektiği zaman çok daha güzel olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.